Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur. Kendisi aynı zamanda halk sağlığı da uzmanı. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de size saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi şöyle bir sıraladık okullarda COVID tedbirlerini. O kadar çok şey saydım ki hocam, ben artık nefes nefese kaldım. Bunun uygulanabilirliği noktasında siz ne düşünüyorsunuz? Uygulanabilir mi? Çocuklar bunun üstesinden gelebilir mi? Tabii kaleme alınış şekliyle mükemmel bir metin. Halk sağlığı ilkelerinin tamamı yansıtılmaya çalışılmış. Ama uygulamaya geçirilişte bazı sıkıntıların yaşanacağı da muhakkak. Burada 3 tane komponent, bileşenimiz var. Bir, okul yöneticilerinin olaya ne ölçüde sahip çıkacağı meselesi var. İkincisi, velilerin bu meseleye ne kadar sahip çıkıp bu kuralları yerine getirme çabasına gireceği meselesi. Üçüncü de çocuklar tabii. Hı hı. Şimdi okul idaresine büyük iş düşüyor. Bazı buradaki ideal gelebilir ve okulların imkanlarını aşıyor olabilir bazı okulların. Hı hı. Ama okul idareleri mutlaka bunu yerine getirmek için okul imkanlarını zorlayacak kadar çaba göstermeleri gerekiyor bence. Bir de sınıfın içinde öğretmenlerin sınıf yönetimi davranışlarını da değiştirmeleri ve COVID bulaşmama üstüne sınıf disiplinini sağlayacak şekilde ana hattına COVID'i almış olması gerekiyor. Aksi takdirde sınıf ortamında hele ilkokul çağındaki çocuklar kısa sürede bu disiplini bozma eğilimine girebilirler. Hı hı. Bunun için öğretmenin yani korkuya dayalı değil ama bilgilendirmeye dayalı olarak ve çocukları pozitif sağlık davranışına yüreklendirerek, bilgiyle beraber mesajlarını destekleyerek çocuklara bu davranışı yerleştirmeye çalışması lazım. Öğretmenlerin bir hayli çabaları gerekecek bu iş için. Hı hı. Onların bu sene bu çabalarına büyük ihtiyacımız var. Her şey sınıfta olup bitecek. Tabii şeye çıktıklarında da yemekhane, yatakhane gibi yerlerde de okulun içinde olup bitecek. Okulun dışına gittiğimiz zaman benim dikkatimi çeken çok önemli bir şey var. Hangisi hocam? Oraya da değinmek isterim. O da şu. Diyelim çocuk hafif ateşlendi. Aman bir şey olmaz, okuldan geri kalmasın deyip çocuğumuzu okula gönderme baskısını yapmamamız gerekiyor okullara. Bu çok tehlikeli olabilir. Az da olsa ihtimal, size göre sizin çocuğunuz COVID'li olmasa bile bir enfeksiyon belirtisi, özellikle ateş ya da öksürük gibi bir belirti olduğunda aman çocuğum okuldan, eğitimden geri kalmasın paniğine girmeden öğrenci velilerinin öğrenciyi evde tutma iradesini ortaya koyması hocam lazım. Hocam bunun için bir taahhütname imzalanıyor ama şimdi o da dediğiniz noktaya geliyor. Bu taahhütname ne kadar uygulanabilir? Taahhütnamenin hiçbir geçerliliği yok. Ben böyle olduğunu bilemedim dediğinde bir hafta sonra taahhütname ne işe yarayacak? O bir kanıtı olmayan, sadece dikkatlerini çekme ve o yönde çabalarına şahitlik edecek metinlerden öte bunun bir yasal bağlayıcı bir tarafı yoktur. Bağlayıcı bir tarafı yoktur. Ama burada önemli olan şudur ki öğrenciler bu tür belirtilerle okula gitmeme kararını veren veliyi eğitimden çocuğum geri kalmadı şeyine götürebilmemiz için, o duyguda tutabilmemiz için alternatifler üretmemiz lazım. Yani o çocuklara online bağlantıların yapılabilmesi ya da telafi derslerinin bu çocuklara verilebilmesi, COVID nedeniyle herhangi bir nedenle okula gitmeyen çocuk eğitim yarışından ya da eğitim yürüyüşünden, hı hı, diğer çocuklarla beraber gruptan kopacak hale getirilmemeli. Bu durumda veliler bunu gizlemeye yönelebilirler. Halbuki biz bunu rahatça onların desteklediğimiz durumlarda ve onların çocuklarının da geri kalmayacağını onlara garanti ettiğimiz durumlarda bu önlemlere daha fazla sahip çıkacaklardır. Bir başka şey var benim aklıma takılan, çalışan anneler meselesi. Hı hı. Çalışan annelerin tek seçeneği çocuklarını okula yollamak. Evet. Okula göndermediği durumda anne yandı. İş yerinden bir kere izin alır, iki kere izin alır. Bu durumlarda
Çocuğum Covid şüphesi belirtiler taşıyor. Bu nedenle okuluna yollayamadım dediği anda bütün iş yerlerinde izinli sayılması lazım anneler. Bununla desteklememiz gerekiyor. Lütfen bu mesajı işleyelim. Aksi takdirde veliler çok zor durumda, sıkışık durumda kalacaklar. Madem ki sağlık birinci öncelik olarak ülkemizin gündeminde, hangi iş kolunda ve hangi görevde olursa olsun annenin çocuğu sağlık sorunu nedeniyle okula gidemeyecekse ve bu nedenle de evinde yeni bir bakıcı, destek bir kişi bulamayacaksa o anne otomatikman izinli sayılmalıdır. Bunu mutlaka bu mesajı vermek isterim ben. Bunun dışında teknik bazı eksiklikler olmakla beraber son nedir derece gözümüze çarpan teknik eksiklikler hocam, başka var mıdır? Onları da lütfen varsa eğer hani söyleyelim. Klima beni korkutuyor. Doğal havalandırmada ısrar etmemiz lazım. Aynı yerlerde aynı kişilerin oturması meselesi aklıma takıldı. Bu sadece eksiklik demeyelim de teknik, hani tam anlayamadığım kısımlar diyeyim ben. Bazen bu uygulaması çok zor olacak. Aynı yerlerde aynı çocukları aynı sıralarda oturtabiliriz ama diyelim beden eğitimi, müzik, resim gibi seçmeli de yabancı dil. Seçmeli derslerde çocuklar A, B, C şubelerinden müziği seçenler, resmi seçenler ayrıştırılıyor. Bu sefer böyle bir her zaman sağlanamayacak gibi geliyor bu kural mesela benim için. Bunun dışındaki şeyler, bir de çocukların yüksek sesle konuşmaması konusunu ona siz de değindiniz. Bunun her zaman sağlanabilmesi biraz hani mümkün değil ama maskeyi ne ölçüde takmak zorunda oldukları fayda için hocam biraz daha önleyici olur mu? Gerçi sizinle o tezahüratları konuştuğumuz yayında siz demiştiniz ki N95 maça gidip de gidemeyip de orada stat önünde tezahürat yapacak olan varsa bari bunu taksın demiştiniz. Küçük çocuklar için o cerrahi maske yeterli olur mu? Yüksek sesle konuşup tükürük saçarak konuşacak. Bütün öğrenciler takarsa ve öğretmen takarsa, iki kişi karşılıklı taktığı zaman her cerrahi maskenin %85 koruyuculuğu var. İkisi beraber takınca %97'ye çıkıyor koruyuculuk şeyi. Hem dinleyen hem konuşan maskeli ise, cerrahi maskeler için söylüyorum, İkisi birden maskeli ise koruyuculuk oranı %97'ye çıkıyor. Oradan bir endişemiz yok. Bu yeterli olacaktır. Hocam bu ama arada maskesiz olarak konuşulsa şunu da sorayım size. Şimdi aklıma şu da geldi. Şimdi bu yüksek sesle konuşma denilince aklıma müzik dersi geliyor. Müzik dersinde çocuklar avaz avaz, hani hepimiz aynı şekilde işte nota öğreniyorduk, şarkı söylüyorduk. Bunun yanı sıra her ne kadar spor salonları açılmış bile olsa normalde Türkiye genelinde beden eğitimi dersi de var çocukların. Acaba bunlar noktasında tedbir etkili olur mu? Yoksa acaba bunların bu sene görülmemesi mi daha doğru olur? Ne dersiniz? Vallahi ben müzik öğretmeni olsam iklim el verdiği sürece açık havada çocuklarımla müzik eğitimine devam ederdim. Müzik eğitimi sadece solfejden ve şarkı söylemekten ibaret olmayıp enstrüman öğretme, müzik tarihi öğretme, müziğin insana sağlayacağı faydalardan bahsetme gibi değişik boyutları olduğu için çok soğuk ve hani dışarıda yapamayacağımız derslerde bu tarz şeye geçilebilir. Solfej yerine bona yaptırılabilir. Erbabı bunu anlayacaktır ne demek istediğimi. Bona yaptığınız zaman do, re, mi diye bunu normal bir ses tonuyla söylersiniz. Solfej yapacağınız zaman do, re, mi, fa diye bunu müzik değerini de yükleyerek verirsiniz. Frekanslarını, titreşimlerini. Çok hani havalandırması yetersiz ve mecburen kapalı yapıyorsanız bona tarzında porte üzerinden okutturabilirsiniz. O da bir çözüm olabilir. Müzik öğretmenlerimiz onun çözümlerini bulacaklardır. Peki beden dersi için ne diyorsunuz hocam? Beden dersi için de eğer soyunma ve giyinme odalarında şeyi tam sağlayabilirsek, diyelim bir basketbol maçı yaptıracaklar çocuklara. Orada kaçınılmaz olarak yakın temas, beden bedene temas olacaktır. Ateşi ve belirtileri olmayan çocuklar
Hani profesyonel basketçiler nasıl oynuyorsa artık oynayacaklar. O kadarını sineye çekeceğiz. Peki şunu da onda sorayım. Yapacak bir şey yok. Peki hocam şunu da sorayım. Şimdi Eylül-Ekim gibi artış olabileceği söyleniyor ya bu vaka sayılarında. Evet. Bu iddialara evet. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizin de gözlemlediğiniz bu mu? Bir de şunu da devamında eklemek istiyorum. Vaka sayıları şu an olduğumuz gibi devam ederse veya Eylül-Ekim'de tekrar bir artış söz konusu olursa sizce okulların ertelenmesi yine gündeme gelebilir mi? Gerçi şunu da hemen ekleyeceğim. Bitmedi sorum ama biraz uzun oldu. Çocukları, çocukları okula göndermesek de hocam çocuklar dışarı çıkıp oyun oynuyorlar. Yine bir aradalar. Yani bu yine virüsün evet. Eylül-Ekim'de yayılımını hızlandırmaz mı? Okullar kapalı bile olsa. Şimdi tabii şöyle eğitim ortamında 30 çocuk, 40 çocuk, 50 çocuğun bir arada her gün değişik evlere giderek tekrar okula gelmelerinin trafiğiyle bizim kendi gözetimimizde mahallede 2-3 çocukla komşu çocuğuyla oynamasının riski aynı değil. Aha. O açıdan tabii her karşı karşıya geliş, insan insana her yakın temas bir risk doğuracaktır da bunun işte sayısı artık katlanarak gidiyor. Onun dışında Eylül-Ekim ayında mevsimsel olarak virüslerin zaten aktive olacağı bir dönem yaşıyoruz. Biz şu anda yazın bu kadar şey yaşıyorsak, günde 1000-1500 arası evet. bir vaka buluyorsak, sonbaharda bunun biraz daha artışını bekleyebiliriz. Bu olabilir. Ama ölüm sayılarında ve yoğun bakıma yatış sayılarında bu artış aynı oranda olmuyor. Demişti Sayın Bakanımız. Ben verilere tam sahip evet. olmadığım için ancak duyduğum üzerinden yorum yapabiliyorum. Bunun eğer Eylül-Ekim'de daha fazla hastalandıran ve daha çok hastaneye yatıran bir eğilime girmeyeceğini ama daha çok kişiye bulaşma eğilimine gireceğini beklerim hı hı. ben şahsen. Peki yani böyle bir tablo tam yine sönümlendiremeden Eylül'e evet. bulmuş olacağız. Peki böyle bir tablo devam ederse hocam tam sönümlendiremeden Eylül'e işte yoğun bakım sayısı, entübe sayısı az ama vaka sayısı yine artıyor olursa bu okulların açılmasını erteletebilir mi yine öyle bir şey bekleyelim mi yoksa o duruma göre mi karar verilecek? Bence şu anda onu konuşmak için erken. Gereğinde her zaman yapılacak bir şeydir. Hı hı. Sağlığımızı COVID ya da başka bir şey hayat memat ölçüsünde tehdit ettiği anda her kararı yeniden gözden geçirilir zaten. Bu doğal bir şey. Hı hı. Bence şu andan tahminlere dayalı olarak şu yapılır, bu yapılır diye yorumlara girişmek doğru olmaz. Peki. Hele görelim, bekleyelim. Verileri doğru izleyip doğru aha. değerlendirme yaptığımız zaman doğru karara ulaşmak zor olmayacaktır. Peki hocam son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi bugün de lunaparklarla tema parklar açıldı. Çocuklarda zaten bir hasret, zaten bir özlem var. Annelere, babalara ne önerirsiniz? Çocuklarını lunaparka, tema parka götürenlere nedir tavsiyeniz? Ne yapsın, neye dikkat etsinler, neyi yapmasınlar? Vallahi birebir el ve beden teması olmadan eğlenebilirlerse eğlensinler. Mümkünse çocukların oyun oynayacağı yerleri mesela diyelim bir salıncağa binecek. Hı hı. Ya da bir oradaki bir alette oynayacak. Ve benim çocuğumu götürsem ben hemen orayı bir antiseptikle temizler ondan sonra el değmesine müsaade ederdim. Havalandırmasının İyi olan yerlere götürmeleri, mümkünse açık havayı tercih etmelerini önerirdim. Ve çok uzun süre kalmamalarını, çocuk biraz hevesini alınca ona derhal yeni bir öneriyle o ortamdan çekmeye çalışır. Açık havadaki, açık havalarda, havada işte lunaparklar çoğunlukla oluyor. Oralarda bile evet. mi hocam çok tutmasın anneler, babalar? Yoksa bu kapalı alanlar yani şöyle, için mi söz konusu? Güneş ışığında, yaz gününde ortalama bu virüsün 2 ila 4 saat canlı kalacağı gerçeğinden hareket edersek böyle kendi açımızdan baktığımızda antiseptikle silip temizleyebildiğimiz kısımlarını temizleyip açık havada bence oynatabiliriz çocuğumuzu. O kadar da riskli olmayacaktır. Peki anneler babalar o zaman elde dezenfektan ve peçetelerle gidecekler. Gidecekler. Lina parklara, tema parklara evet. temizleyip çocukları ancak öyle binmelerine müsaade edecekler. Evet ve C vitamini desteğini hiç unutmayalım. Hem çocuğumuz için hem kendimiz için. Bir dakika hocam onu biraz açalım o zaman. C vitamini desteği derken. C vitamini bağışıklığımızı güçlendiren şey olarak ana unsurlardan birisi olarak bugünlerde
ihmal etmememiz gereken bir şey olacaktır. Peki hocam, C vitamini demişken madem bahsettiniz, hep hani doğal yoldan tüketin denir ama bir de doğal yoldan tüketemeyenler, bu sandoz tipi olanlar, eriyenler veya hap şeklinde yutulanları da tercih ediyorlar. Aynı işi görür mü? Ne önerirsiniz? Görür. Neden olmasın? Görür. Çünkü biz şimdi gıdalarda diyelim yeşil biberde C vitamini var, portakalda C vitamini var falan dediğimizde aslında genel ideal yetişmiş bir biberin ya da portakalın miktarları üstünden bu önerileri yapıyoruz. Fakat gıdaların da yetiştiriliş açısından dibini kurcaladığımızda bizim umduğumuz miktarları bize veremediği bir dünyada yaşıyoruz. Bunu da unutmamak lazım. Doğal besini bulacağız ki doğal besleneceğiz. Besinin kendi doğal değilse ben doğal beslenmişim fazla fayda etmiyor. O da ayrı bir gerçek. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hoşça kalın. Sorularımızı yanıtladığınız için. Saygılar efendim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, aynı zamanda kendisi halk sağlığı uzmanı da Profesör Doktor Haydar Sur bizimle birlikteydi.